Evet Can, tabii her şeyden önce şunu söylemek lazım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız geçen yıllarda da, önceki yıllarda da hep coşkuyla kutlanırdı. Ama özellikle de işte 50. yıl, 75. yıl da ve sonuçta şu anda 100. yılın daha büyük coşkuyla kutlanması gerekiyor. Çünkü bakın 100 yıllık bir cumhuriyete sahibiz ve ne mutlu ki bu cumhuriyette beraber yönetilmeye devam ediyoruz. Ve cumhuriyetimizin bu kadar kıymetini bilinmesine rağmen veya bilinen kesimlerin bilen kesimlerin çok yaygın ve yoğun olduğu bir dönemde Cumhuriyet Bayramımızı böyle çok sönük bir biçimde kutlamak, gazetenin arkasına sığınmak çok doğru bir yaklaşım değil tabii ki. Ancak şunu söyleyeyim, devlet kutlamasa bile vatandaş kutluyor. Elbette. Bugün gördüğünüz gibi sözcünün de yine çağrıları doğrusunda vatandaşlarımız evlerini, iş yerlerini bayraklarla donatmış durumdadır. Nedir? Daha günü gelmeden. Çünkü 29 e, Cumhuriyet Bayramımızın kutlama saati iki, e, yarın yani 28'inde saat 13'ten itibaren başlayacaktır. Olur. Ancak 13'te bakıyoruz ki başka bir kutlama var. Daha doğrusu kutlama değil bir miting gerçekleştiriliyor. O miting nedir? E, i̇şte Gazze ile ilgili bir miting gerçekleştirilecek. Şöyle e, can 1981 yılında çıkartılan bir kanun var. Bu kanunda deniliyor, deniliyor ki bu kanunun maddesi şu. 17 Mart 1981 yılında çıkartılan 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Tatiller hakkındaki kanun. Bu kanunun birinci maddesi şu. 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına ve yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü de devam eder. Şimdi böyle denilmesine rağmen şunu görüyoruz diyoruz ki 20, 28 Ekim'de Türkiye'nin en büyük ulusal bayramının kutlanması gerekirken... ...bu konuda e, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün adını taşıyan millet bahçesinde de Filistin için bir e, protesto mitingi düzenleniyor ki... Bunun tarihi ve baktığınız zaman tarihi yönünden ve seçilmiş gün yönünden hakikaten insanlarımızı incitiyor. Önce bunu belirtmemize belirtelim. Bugün tabi resepsiyon konusu da şu. Can, yani, gerçi Sözcü gazetesine geçtiğimizden bu yana resepsiyonlara biz davet edilmiyoruz. Çünkü işte böyle bir akredite uygulanıyor. O da ayrı bir e, garabet diyelim, ayrı bir yanlışlık. Keşke böyle bir şey olmasa, niçin olsun? Niçin e, bizler daha önce çalıştığımız değişik gazetelerde olmuştur, televizyonlarda olmuştur. Her zaman davet edildiğimiz yerlere e, bugün artık ne yazık ki davet edilmiyoruz. O da ayrı bir bizim açımızdan üzüntü verici ama... Tek, bizi davet etmesinler ama şunu da söyleyelim ki Cumhuriyet Bayramımızı hak ettiği bir biçimde kutlansın. Az önce sen vurguladın işte daha önce yayınlanan programı. Bu programı şöyle deniliyordu. Diyordu ki saat 11'de Anıtkabir'i ziyaret, 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramları'nın tebriklerini kabul. 17'de Donanma Türk ve Hava Kuvvetleri'nin İstanbul'daki Cumhuriyet gösterileri 19-23'de Cumhurbaşkanı'nın bayram tebriğinin yayınlanması. Şimdi bu konu işte resepsiyon yapılıyor mu yapılmıyor mu tartışmalarına bildiğiniz gibi iletişim başkanlarının bu yönde açıklamalarına da konu oldu. Demek ki Devlet içerisinde bu işler yapanlar görevlerini tam anlamıyla, hakkıyla yerine getirmiyor. Bakın sadece bir konuda bile bu kadar tereddütler veya bu konuyla ilgili konuların tartışılması bile üzücü bir durum. Ne yapıldı? Bugün bir düzeltme yapıldı. Düzeltme de şu. Ayrı maddeyi okuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet'in 100. yılında 100, 100 dev eser, yağlı boya resim sergisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonunda tebrikler kabul edilecek. Burada resepsiyon kelimesi eklendi. E, resepsiyon. Tebrikler Burası, çok kabul edilecek. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Bir kez daha rica edelim vardı. saygı Öztürk. Duyalım lütfen. Tabi. Önce daha önceki yani dünkü maddeyi okuyorum. 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın tebriklerini kabul bu kadardı. Şimdi bugünkü düzenlemede, bugün yapılan düzenlemede ne yapıldı? Cumhurbaşkanı Külliyesi'nde Cumhuriyetin 100. yılında 100 dev eser yağlı boya resim sergisi ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda tebrikler kabul edecek. Şimdi buraya resepsiyonu kelimesi söz yönünde katıldığını görüyoruz. Arkasından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 100. yıl resmi geçit töreni yapılacak. Sonra Cumhurbaşkanımız Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenine katılacak ee, ve Cumhurbaşkanlığı daha sonra e, saat 19.23'te de bayram tebriği yayınlamasını yapacak. Yani bir konuşma yapacak ee, bu şekilde. Şimdi tabii bu arada... Diğer siyasi partilerde merak ediyoruz. Mesela CHP ne yapacak diye. CHP'nin bugün saat 18'de 19'da Ankara'da bir resepsiyon verecek CHP genel başkanı. Bu resepsiyona tabii ki katılımın yine yüksek olması bekleniyor. Bir de şunu söyleyelim. Evet bazen şöyle konuşuluyor İşte CHP'de olsa ne olmasa ne büyük şehirler diye konuşuluyor ama şu anda eğer Ankara'da bir renkli bir görünüm varsa, Türkiye, Ankara e, kırmızı beyaza boyanmışsa, yani her tarafta şanlı bayrağımız asıldıysa, Büyük Önder Atatürk'ümüzün her tarafta resimleri varsa bunları yine belediyeler sayesinde olduğu gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani bugün e, evet e, görkemli 100. yıl görkemli bir takım törenler yapılmıyor devlet katında ama belediyeler aracılığıyla vatandaşlarımız bu kutlamaları en etkili bir biçimde yapıyor. Ve bakıyorsun değişik yerlerde işte marşlar çalınıyor, e, baktığımız zaman işte vatandaşlarımız e, bayraklarıyla, fotoğraflarıyla Cumhuriyet bayramımızı coşkulu bir biçimde kutlanması için herkes elinden gelen çabayı gösteriyor. bu bir de son derece önemli. Yani bu e, devletin çok e, kutladığı bir bayramdan çok halkın bayramı şeklinde geliştiği ve bu yönde e, gelişmelerin olduğunda rahatlıkla görebiliriz ya. Yani. Bir yandan da şundan bahsederek bitireyim, ee, ekranlara getiririz zaten. Ee, 29 Ekim pazar günü itibariyle özel yayınlarla bizler de Sözcü Ailesi olarak tarihi noktalardan hem kurtuluş hem de kuruluş hikayemizin, cumhuriyetin ilk temellerinin atıldığı o simge noktalardan illerden yayın yaparak geçeceğiz. Ben son olarak Saygı Öztürk'ün bugün cuma itibariyle bir daha pazar günü karşınızda olabileceğiz. Bir cumhuriyet mesajı alayım. Nasıl bir cumhuriyet kutlama mesajı vermek ister Saygı Öztürk Sözcü izleyicilerine? Can her şeyden önce Cumhuriyet erdi, yüz şeref yaşına erdi ve bu Cumhuriyet Bayramımızı yürekten kutluyoruz ve bu e, nice biz bayramlar ve coşkulu bayramlar, coşkulu kutlamalar olmasını da yürekten ekliyoruz. Son yıllarda Türkiye'de ne yazık ki özellikle ulusal bayramların kutlanmasında ciddi aşınmalar var. Ve e, başta Anıtkabir'e gidilmemesi veya işte e, bunun daha doğrusu devlet katındaki bazı gidişlerin azalması, büyük önderle cumhuriyetimizde böyle meseleleri olan kesimlerin kamuoyunda ne yazık ki bazı siyasiler tarafından destek görmesi de üzücü bir durum. O yüzden cumhuriyetimize hep beraber sahip çıkmalıyız. Yaşasın cumhuriyetimiz. Yaşasın cumhuriyet. Teşekkür ediyorum. Değerli meslek büyüm Saygı Öztürk. Konuşacağız. Pazar